Buraya bir tane 4 çıkışlı 2 amperlik şarj modülü taktık. 8 ile 35 volt arası besleniyor. Bu modül hazır. Burada bu ayarlı güç regülatörünün tripodlarını taktık. Potumuz bu. Daha önce bir tane yapmıştım. Bu güneş panelli ile şarj oluyor. Bunun bazı yerlerinde değişiklik yaptım. Şimdi yeniden yapıyorum. Çok işime yarıyor. Bu şekilde bir şarj regülatörü, power bank, ölçü aleti, fener, hepsi bir arada. Hem şarj hem bir cihazı çalıştırmak için 12 volt verebiliyor. Bu şekilde. Bu lityum pilleri 12 volt. 1, 2, 3, 4, 5, 5'erli dizi halinde. Yapımına tekrar başladım. Burada büyük bir power led'imiz var. 12 voltlar çok güzel aydınlık veriyor. Daha öncekinde 4 tane 1 wattlık power led vardı. Şimdi bunu tek deneyeceğim. Onlar çok ısınıyordu ama güzel aydınlatıyordu. Bu da güzel aydınlatıyor. Bunu da kutunun bu ön tarafına montaj yapacağım. Fener olarak kullanmak için bayağı bir faydası oluyor gece. LED'imizi bağladık. 12 volt 0,18 amper çekiyor. 1000 amper. Çok da güzel aydınlatıyor. Bu LED power LED. Diğer LED'lerden biraz daha iyi. Bunu bu şekilde taktık. Buraya bir tane 12 volt batarya göstergesi taktık. Buraya bir switch bağladık. Bastığımızda 12 volt akünün şarjını gösterecek seviyesini. Bir de buraya bir diyot bağladık. Şarja bağladığımızda etrafındaki kırmızı led yanacak. Bu şekilde yaptık. Buraya bir tane power 12 volt şarj için adaptör girişi taktık. Burada bir tane lityum pilin seviyesini gösterecek seviye gösterge taktık. Şarj göstergesi. Buradaki küçük düğme. Buna bastığımızda lityum pilin elektriği 12 voltu direkt dışarı verecek. 12 volt almak için. Şimdi bir test edelim. 12 volt bakalım. Taktığımızda 12 volt lityum pil göstergesinin kenarındaki kırmızı lambalar yanıyor. Bu tuşa da bastığımızda şu an pil bağlı değil. Şarjın 12 volt tam olduğu için tam gösteriyor. Bu kabloya 12 volt pilleri taktığımızda şarj yapacak ve seviyeyi gösterecek. Dediğim gibi bu düğme de 12 volt. Elektrik dışarıya vermek için. Şimdi bunun bağlantısını şu şekilde. Bir tane kalın hızlı diyot bağladım. Tekrar geri besleme yapmasın diye. Zaten bu küçük düğme, switch düğme bu diyotu seri yapıyor. O zaman devre dışı yapmış oluyor. Pilden gelen 12 volt dışarıya verilmiş oluyor. Düğmeye basmadığınız zaman diyot paralel olarak gidiyor. Şurada da bir tane küçük hızlı diyot var. Bu da şarj bağlandığında kırmızı led şarj göstergesinin kırmızı ledi yansın diye dış çevre ledi. Bu şekilde bu diyot hem kısa devreyi hem de dışarıya elektrik vermeyi önlüyor. Switch'ten aldığım iki kabloyu da diyotu seri yaptım. Bastığınızda diyot iptal olmuş oluyor. Direkt dışarıya 12 volt verecek. Bu şekilde. 12 volt 250 miliamper güneş paneli. Güneş panelimizin
Uçları burada. Güneş panelimizde tekrar 12 volt besleme yapılmasın diye. Yani güneş panelini pili şarj edeceğiz ya. Tekrardan pilden elektrik gitmesin diye bir tane diyot bağladık. Bu diyottan çok az bir elektrik kısıtlaması yapıyor. Watt 85 geçiyor diyotun kodu. Bir tane bundan bağladık. Bu şekilde panelden gelen 12 volt direkt pilleri şarj edecek. Fakat pilden panele elektrik gitmeyecek. Panelin bozulmasını önledik bu şekilde. Şimdi panelin bağlantısını yapacağız.